Merhaba, ben Delal Dink. 42 yaşında bir kadınım. Uzun kahverengi saçlarım, üzerimde bej bir bluz var. İstanbul Şişli'deki 23,5 Ranting Hafıza Mekanı'nda Adalet Arayışı Odası'ndan sizlere sesleniyorum. 23,5 Ranting Hafıza Mekanı'nı geçen yıl hayata geçirdik. Hafıza mekanları benim için bir daha asla demenin bir yolu. Ve bu mekanla da bir daha asla talebimizi dile getiriyoruz. Babamın yaşadıklarını, bizim ailecek yaşadıklarımızın veya Türkiye'de ötekileştirilen pek çok kesimin yaşadıklarının bir daha asla yaşanmaması için toplumsal hafızaya katkı sunmayı umuyoruz bu mekanla. Adını babamın 23,5 Nisan adlı yazısından alıyor bu mekan. 23 Nisan Çocuk Bayramı, 24 Nisan ise tüm dünyada Ermeni soykırımının anıldığı gün. 23,5 bu iki gün arasında alternatif bir geleceğe davet. Bir arada yaşamın, eşit şekilde yaşamın mümkün olduğu bir geleceğe davet aslında. Biz böyle bir geleceğin ancak geçmişi bilmekten geçtiğini düşünüyoruz. Geçmişi ve bugünü sorgulamaktan geçtiğini düşünüyoruz. O yüzden de bu mekana gelen ziyaretçileri cevaplardan çok sorular karşılıyor. Bu soruların sorgulamaya ve sorguladıkça da daha iyisini inşa etmeye teşvik etmesini umuyoruz. Mekandaki anlatıcı babam, hayatta tanıyabileceğiniz en iyi hikaye anlatıcılarından biri. Ve burada kendisini, kendi hayatını, kendi hikayesini, mücadelesini, Türkiye ve dünya hayalini kendisi anlatıyor. Aramızdan fiziksel olarak alınmış olmasına rağmen burada anlatmaya devam etmesi doğrusu bana güç veriyor. Çünkü benim için bu bir çeşit direniş. Zamana, adaletsizliğe, toplumsal amneziye, yok edilmeye karşı bir direniş. Babam acıyı onurlu bir şekilde sırtlayıp, bu acıyı sırtlarken de bundan mağduriyet değil de geleceğe dair pozitif bir çaba yaratmayı öğretti bize. Halkının 100 yıllık acısını sırtlarken bunu nefrete dönüştürmeden adalet ve eşitlik talebini dile getirmenin yeni yollarını gösterdi. Biz de burada bunu yapmaya çabalıyoruz. Onun babamın katledilmesinin acısını sırtlayıp herkes için adalet talebini dile getiriyoruz. Sevgili dostlar, bugün bedenimin yarısını, sevgilimi, çocuklarımın babasını, ailemizin büyüğünü, sizin kardeşinizi uğurluyoruz. Sağdakine, soldakine, öndekine, arkadakine rahatsızlık, saygısızlık vermeden, sloganlar, pankartlar açmadan sessiz bir saygı yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bugün sessizlik ile büyük bir ses yükselteceğiz. Yaşı kaç olursa olsun, 17 veya 27 olsun, katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim. Bugün George Floyd'un öldürülmesinden sonra ortaya çıkan eşitlik ve adalet talepleri bir kez daha toplumdan yükselen talebin ne kadar önemli olduğunu ve aslında sistemi değiştirme gücüne sahip olduğunu gösterdi bize. 23,5 ile biz dünyanın dört bir tarafında süren cinsiyet eşitliği, çevresel adalet, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.